Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine uykulu olarak size merhaba diyorum. Tabii ki elimde su. Ama bugün farklı bir yerden, annemin evinden size sesleniyorum. Sabah 5'te uyudum, sonra 8'de uyandım ve buraya geldim. Erdem gececiydi ve trafiğe kalmayalım diye sabah erkenden gidelim dedim. Gözlüklerim parlıyor, hemen lenslerimi takayım, geliyorum. Evet, dünyayı daha net görmeye başladıysam makyajımızı yapabiliriz. Bugün buradan vlog çekeceğim. Hep kendi evimden çekiyorum. Değişiklik olsun dedim. Zaten en büyük faaliyetlerim buraya gelince olduğu için. Yani gezmeler, tozmalar genelde bu tarafta oluyor. Hiç o tarafta pek bir arkadaşım olmadığı için. O yüzden bugünü vlogluyorum. Birazdan zaten kahvaltıya gidiyoruz. Evet, yüzümü şekli şemali soktum. Birazdan da sesim de düzelir. Çok uyudum yani. 8:30-9:30'da geldik. Uyumuşum. Şu an öğlen 1:30 falan. Daha bakıyoruz saat. 2. 2'de uyan. Yani yarım saat olmadı uyanalı. 2'ye kadar uyumuşum. Bravo. Zaten evin tek ışık alan yer burası. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Ben sizi çıkınca geri çağıracağım. Çünkü evin diğer kısımları karanlık. Hiçbir şey çekilmiyor zaten. O yüzden dışarıda görüşürüz. Evet, biz kahvaltıya geldik. Her hafta şu ikiliye karı kedi oluyorum. Merhaba Özlem. Evet, canım istinyendi. Size çok sevgili kardeşimi ilk defa göstereceğim bugün. İlk defa görüyorsunuz. Dünya yakışıklısı. Ama benim. Ama sahibi var. Her hafta bunların izine denk getirip buraya geliyorum ve... İlk defa geliyorum. Hayır. Üstüniye geliyorum hep onların izinde ve ne faaliyet yapıyorlarsa buna sakıyorum. Evet, biz şimdi kahvaltımızı yaptık. Böyle mi? Evet, çok güzeldi. Eğer İstinye tarafına gelirseniz Aydar sofrasına gidebilirsiniz. Bence lezzetli bir kahvaltı yapıyor. Burada da bizim ikili. Çok güneş vuruyor, gösteremedim sizi. Merhaba deyin. Çok hızlı şovumuzu kesin. Merhaba. bak. Kanalıma hoş geldiniz. Biz şimdi Gırtıs'a geldik tabii ki. Buraya uğramadan olmaz. Asla. En sevdiğimiz yer. Bu arada nerede? Bilus'un ikinci ürünü %80 indirim vermiş. Benim favori markam. Ona bir göz atabilirsiniz. Şu an yüzümdeki her şey sanırım. Hemen her şey Bilus'un markasından. Öyle şimdi burayı dolanacağız. Bakalım indirimde neler var. Bir ufak bir şey de alırız herhalde. Süngerleri değil mi? Evet, ben de beğenmedim. Çok sert. Mesela biz bunu 12 liraya aldık ama çok sert yani, ben beğenmedim. H&M sünyerleri daha güzel. Geldik ve yeni bir şeyler aldım, hemen onu da göstereyim size. Şunlar kedi köpek maması, sokaktakileri.
Şunlar 7 liraya inmişti. Sanırım evet 7 liraya inmişti. Bunlardan aldım. Güzel oluyor. Eğer indirimde bulursanız deneyebilirsiniz. Bunun markasını ilk defa aldım. Bu da 4 liraya inmişti. Böyle anneme falan geldiğinde iyi oluyor böyle bunlarla temizlemek makyajımı. Pratik böyle yani hızlı temizlemem gerektiğinde bunları kullanıyorum. Bir de bu Benri'nin el kremleri 3,5 liraya düşmüştü. Onlardan da bir tane aldım. Zaten krem görünce dayanamıyorum. Böyle krem hastasıyım galiba. Alıp denemek istedim. Zaten Benri markasını çok seviyorum. Kremleri de gayet güzel oluyor. Diğer kokuları çok yoğun kokuyordu ki ben kokulu severim ama ona rağmen bana çok keskin kokulu geldiği için bu zeytinyağlısını aldım. Ya da zeytinli mi? Artık bilemiyorum. Ama güzel bu. Evet. Erdem gececi ama onu uyandırdık çünkü Disney Park'a geldik. Nereye gidiyoruz? Markayla. Daha güzel oldu. Diğerini beğendim bence. Bu çok uzun. Diğeri de omuzlardan düşük ya. Evet, alışveriş turumuzun sonuna geldik. Yine her zamanki gibi hiçbir bok beğenemedik. Yine hiçbir şey alamadık. İki kıştı, bir mont alacağım. Kendi bedenime uygun, beni zayıf gösteren bir mont bulamadım hala. İki senedir zayıflamadığımı anlamış oluyorsunuz bu şekilde. Aşkım, yine mont bulamadık. Bu karın nasıl zayıflayacak? Bilmiyorum çünkü. Beni böyle zayıflama kampları var ya, böyle bir ay gidiyorsun. Zorla aslında pırasa falan sokuyorlar. Öyle bir şeye yolla, ne olursun. 5 ay, bir ay değil, 5 ay. 5 ay da olur, bir ay, sen bir ay gönder, 5 ay yapamam. Ah, inanamıyorum. Neyse, şimdi biz kahve içiyoruz, Starbucks'a geldik. Ben Misto içiyorum. Erdem farklı bir şey söyledim. Neydi bu? Vanilyalı bean macchiato. Kış sezonunun içeceğiymiş ama ben beğenmedim. Her zamanki gibi şekersiz şeyler favorim. Bu kadar şekersiz şey de yiyip içerken nasıl zayıflayabilirim onu da siz anlayın. Neyse. Tuvalet. Nerede bu katta bilmiyorum. This way on the left and right. Şimdi sinemaya gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz gençler? Sanırım. Aslında sinemaya gidecektik de kardeşim bir anda böyle diyor ki benim bir ateşim çıktı, hasta oldum falan diyor. Bakayım aslında. Çok hasta. O yüzden de ki eve gidelim. Sanırım sinema yalan olacak. Bakışlar amel. Zaten bu garibim işe gidecek birazdan. Onu hiç sormuyoruz. O birazdan bunu işe yollayacak. Biz de galiba eve gidiyoruz. Neyse markete gidelim bari. Oreo'nun double şeyi çıkmış. Onu denediniz mi? Double Oreo. Çok güzel. Var. Şu değil mi? Şu. Şu var. Muhteşem. Biz kaplamasını yiyoruz. Ha, bu double ama iç kreması daha çok. Bu da yeni çıkmış. Bugün de diyet yalan oldu. Şu Lupo'nun vişnelisini denedik. İğrenç. Çok güzel, yumuşak. O da güzel değil. Onu da denedik. Ben de nasıl sağlıklı besleniyorum. Her şeyi denemişim. Bir tane bir şey var değil mi?
Yedik, içtik, gezdik, tozduk ve bir günün daha sonuna gelmiş olduk. Tabii ben annemdeyim. Annemde kaldığım için bugün aldım. Bu BB Two'nun makyaj temizleme süngeriyle şimdi makyajımı temizleyeceğim. Hem de size göstereyim işe yarıyor mu. Bunu ilk defa aldım, denedim. Genelde hangisini kullanıyordum? Unuttum, yine BB Two'nun muydu acaba? Neyse, onu zaten göstermiştim. Onu biliyorsunuz. Şimdi bunu deneyelim bir. Bakalım çıkartıyor mu? Biraz deterjan gibi kokuyor. Ama gayet iş görür. Yani iyi, güzel. Bence çıkartıyor. Bakıyoruz hemen. Evet. Baya temizliyor. Ben şimdi cildimi temizleyeceğim. Ondan sonra da uyku vakti. Yine bugün yemenin dibine vurduğum bir gün oldu. Ama yapacak bir şey yok. Bir ara tekrardan yeniden sıfırlamam gerekiyor kendimi. Birkaç gün annemdeyim. O yüzden zaten burada yeniden başlamam imkansız olur. Eve döndüğümüzde artık tekrardan bir detoks yapalım. Detoksa başlayalım. Şimdi çok karışık çektim videoyu da. Bir editlemeye çalışacağım ama bakalım bir şey çıkacak mı ortaya. Eğer güzel bir şeyler çıkarsa paylaşırım. Paylaşmaya da bilirim. Ama eğer şu an siz burayı izliyorsanız paylaşırım demektir. Eğer buraya kadar da geldiyseniz videomu beğenmeyi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.